Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 8. sınıfta fen bilimleri, DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, DNA dediğimiz bizim her canlının vücudunda arkadaşlar, hücrenin içerisinde, şöyle bir hücre çizelim arkadaşlar, tamam mı? Hücrenin içerisinde, çekirdeğin içerisinde saklanan, tamam mı? Şu hücre ise arkadaşlar, buna diyelim bir ok çıkartalım hücre. Şuradan da bir ok çıkartalım. Bu da arkadaşlar çekirdek olsun. Tamam. Arkadaşlar çekirdeğin içerisinde şöyle dağınık halde bulunan, tamam mı? Uzun uzadıya dağınık halde bir iplik olaraktan bulunan DNA ipliği diyebiliriz. Sen buna. Bu şekilde bulunan yapıya biz arkadaşlar DNA diyoruz. Peki DNA arkadaşlar neyi barındırıyor? Ve genetik kod diyoruz ya arkadaşlar. Aynı hani bilgisayarlarda nasıl böyle bilgisayarların kodları, şifreleri böyle hard diskin içinde olur arkadaşlar, değil mi? Bütün bilgiler işte yazılımsal bilgiler, donanımsal bilgiler falan, onların şifreleri, kodlamaları falan bilgisayarların hepsi bu hard diskin içerisinde olur. Ve o bilgisayarın bilgilerini taşır. Tak tak diye işte birli sıfırlı kodlara göre size bir cevap verir. Aynen bu da arkadaşlar bizim bütün kodlarımızı taşıyor. Senin arkadaşlar boyunun aşağı yukarı ne kadar uzun olacağı, kısa olacağı. Şimdi boyu dedim, burayı bir açacağım, bekleteceğim arkadaşlar. Burada ince ayrıntılar var, buradan bahsedeceğim. Mesela göz rengini, ten rengini, saç rengini, saçının yapısı dalgalı mı, kıvırcık mı, düz mü? Anlatabiliyor muyum? Sonra kulak yapını, kulak memesi bileşik mi, ayrık mı? Falan işte arkadaşlar. Bütün bu olayları baştan tırnaktan saçınızın ucuna kadar olan bütün bilgilerinizin saklandığı yer arkadaşlar insanın DNA'sıdır. Bütün genetik kodun, genetik bilginin, sizinle ilgili her şey. Hocam dediniz ki boy konusunu ve bazı şeyleri, mesela zeka konusu, tamam arkadaşlar. Hocam bunlar sadece genetik mi? Arkadaşlar yapılan, uzun yıllar içerisinde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. DNA'daki bu kodlar, bu bilgilerin birçoğu arkadaşlar kalıtımsal olarak, yani atadan, anne babadan size geçiyor. Boy gibi, işte zeka gibi, ama bunların sadece anne babayla da yeterli geçip orada kalmıyor. Çevresel faktörlerle arkadaşlar. Siz eğer mesela arkadaşlar boyunuz diyelim ki 1.70 falan. Siz gerekli takviyeyi alır, ne bileyim basket oynarsınız, atlar zıplarsınız, süt içersiniz, kalsiyum alırsınız arkadaşlar. Ne olur boyunuz uzamaya başlar. Siz 1.80-1.90 ne kadar zorlarsan. Şimdi ama DNA'nda diyor ki bu adam bunu yapmasa, normal bir işçi olarak gitse, okusa, öğrenci olsa falan filan, basketle uğraşmasa, yani boyunu uzatacak aktiviteleri yapmasa, bu adamın boyu 1.75. Tık, sen olsun. İşte ama sen ne yaptın? Basket oynuyorsun, kendini zorluyorsun falan, geliştirmeye çalışıyorsun. Ne oldu? 1.80-1.90 oldun falan. Belki daha da uzadın, bilmiyorum. Zeka da böyle bir şey arkadaşlar. Aileden gelme, doğuştan bebekte, bebekken böyle bir insanın bir zekası var. Ama bu kilitli, ben bu kadarım diyen bir insan, hakikaten o insana ben üzülürüm. Çünkü insan kendini hiçbir zaman yeterli görmemeli arkadaşlar. Yani siz bunu açabilirsiniz. Neyle açabilirsin? Antrenmanla. Neyle açabilirsin? Bunun antrenmanını arkadaşlar, hem bakın beslenme tabii ki ayrı bir yanı, ama besleniyoruz. İşte cevizdir, şudur budur, ettir, faydalı gıdalarla, doğal gıdalarla beslenmeli. Ama arkadaşlar beynin en büyük antrenmanı beyni çalıştırmaktır arkadaşlar. Beyin düşünerekten, beyin yorularaktan, beyin bir şeye mesai harcayaraktan. Bakın biz kendimizi kilitlememizin en büyük sebebi ya da seviyemizi düşürmemizin en büyük sebebi arkadaşlar, böyle kafamızı yormaya korkuyoruz. Ya aman burada işte matematik işlemleri çıkıyor uzun uzun. Aman ne gerek var, kim bunu yapacak? Değil arkadaşlar, üzerine gidin. Yapın ya, uzun uzun işlemleri yapın. Böyle boş boş görünen şeyler gibi böyle. Ya ne var, ben bunu çarpma şeyden, hesap makinesinden yapayım çıksın demeyin arkadaşlar. Siz bunlarla uğraşırsanız zihninizi geliştirirsiniz. Hafızanızda bir şeyler ezberlerseniz hafızanızı geliştirirsiniz. Ya benim hafızam çok almıyor. Yalan arkadaşlar. Bunlar tamamıyla kabul değil arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Buraya konudan koparaktan bir parantez açacağım ama konumun içerisinde yine. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Öyle hani çok çok süper zeka olmayan insanların, ki bu öğrenciler zaman içerisinde elimden geçti arkadaşlar.
Yani düzenli çalışmayla sürekli her gün 200-250 soruya bakın 8. sınıf için söylüyorum. Çözerekten bu öğrencilerin TEOG zamanında, şimdiki yeni nesil sınavda değil, TEOG zamanında 118 yaptığını ben bir öğrencimin çok şahit oldum. Çok üstün bir zeka değildi. Normal, sıradan bizim gibi bir insandı ama bakın stabil çalışmayla yani çalışma düzenini oturtturaraktan her gün 200-250 soruyu çözerekten 118 net yaptığını ben kendim şahit oldum. Demek ki arkadaşlar başarı zekada değil, başarı düzenli çalışmak. Düzenli çalışırsak ne oluyormuş? Beyin gelişiyor, daha da açılıyor. Anlamadığımız şeyleri anlamaya başlıyoruz. Neyse. DNA'nın özelliğini bahsettik. Dedik ki abicim bizim siyah mı beyaz mı olacağımız, sarışın mı olacağımız, kumral mı olacağımız, işte yüzümüzde çiller mi olup olmayacağımı, kulak mememize kadar her şeyimiz bizim DNA'mızda yazıyor dedik. DNA'yı açtık. Şimdi nerede bulunur dedik? Çekirdek içerisindeki arkadaşlar böyle dağınık bir yapıda bulunur. Bu daha sonra hücre bölünmesinde birleşip bir kromozom haline gelecek ama kromozom, DNA, gen, nükleotit falan onları birazdan açacağım. Normalde hücrede sen böyle geziyorsun, ayaktasın, bir şey yok, bölünme bölünme yokken bu DNA arkadaşlar burada böyle dağınık halde bulunuyor. Tamam mı arkadaşlarım? Evet arkadaşlar, canlı adına her şeyi barındırıyor dedik biz DNA'nın arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Dediğim gibi çekirdeğin içerisinde dağınık böyle bir iplik şeklinde. Zaten şimdi DNA'yı iyice açacağım arkadaşlar. En son şunu söyleyerek bitiriyorum burada DNA'nın özelliğinden. Arkadaşlar bir canlı anne karnında zigot olarak oluştuğu andan itibaren mesela sperm ve yumurtanın bir araya gelip zigot oluşturduğundaki onun DNA'sı oluşuyor ya arkadaşlar. O andan itibaren onun bütün her şeyi belli olur arkadaşlar. Yani kaderi gibi bir şey diyelim arkadaşlar. Koluydu, bacağıydı, uzunluğuydu, şusu busu falan filan bütün bilgileri her şeyi de oradaki DNA'sında arkadaşlar bulunuyor. Peki DNA'yı şimdi açacağım arkadaşlar. DNA neden oluşuyor? Şöyle bir yapı çizeyim arkadaşlar. Bakın DNA şöyle bir karşılıklı sarmal yapı. Çok görmüşüzdür arkadaşlar. Karşılıklı sarmal yapı şöyle uzanıyor gidiyor. Şunlar ne arkadaşlar? Karşılıklı şifreler var. Şimdi bunlar ne olduğunu bahsedeceğim. Bunlar arkadaşlar karşılıklı şöyle şifreler var. Hepsini en büyük yapıdan en küçük yapıya kadar arkadaşlar, tamam mı? Hepsini bahsedeceğiz. Şöyle karşılıklı şifreler var diyelim. Uzuyor gidiyor. Arkadaşlar şu şekil, tamam mı arkadaşlar? Bu şekil bir DNA örneğidir. DNA kesitidir arkadaşlar. Peki DNA'yı ne oluşturur arkadaşlar? DNA'yı şu küçük küçük yapılar dediğimiz DNA içerisindeki küçük küçük yapılar arkadaşlar gen deriz. Hepsini açacağız. Sakin. Peki genin içerisindeki hocam şu çizgiler var. Bu karşılıklı şifreler dedin sen bunlara. Bunlar nedir arkadaşlar? Nükleotit. Nükleotit dedik arkadaşlar. Bu yapılara nükleotit dedik. Peki hocam bir de ben kromozom diye bir şey duymuştum. O ne ya? Arkadaşlar bu DNA'mızın daha sonra arkadaşlar hücre bölünmesi esnasında ikiye katlanarak yani eşlenerekten ikiye katlanacak ve özel bir protein kromatin iplikleriyle beraber sarılmasıyla arkadaşlar kromozom oluşuyor. Bunu açacağım. Hepsini açacağım arkadaşlar. Kromozomu da nereden başlıyorum? Nükleotitten başlıyorum arkadaşlar. Nükleotit. Evet, iki nokta üst üste. Şunu yazabiliriz. Diyebiliriz ki arkadaşlar DNA'nın şifrelerini oluşturan dizilimlerdir. Karşılıklı dizilimlerdir. Bu koldaki dizilimlere de arkadaşlar her bir şifreye de biz nükleotit. Şuradaki dizilimlere de biz her birine arkadaşlar nükleotit diyoruz. Peki arkadaşlar nükleotidin içerisine şifre diyorsun sen hocam. Arkadaşlar her bir bakın nükleotidin yapısı şöyle. Şurası arkadaşlar P diyelim. Şuna bağlı olaraktan işte bir beşgen yapı. D bakın P'yi yuvarlak çizdim. D'yi beşgen çiziyorum. Dikkat edin. Buna bağlı bir tane arkadaşlar şöyle beşgen küçük. Küçük beşgen. Bunun peşine de bağlı şöyle bir altıgen yapı. Bakın bu adenin karşısında arkadaşlar hemen açıyoruz. Altıgen bir yapıyla başlıyor. Adenin karşısına gelen timin. Ona bağlı olaraktan deoksiriboz tekrardan deoksiriboz buna da bağlı biraz daha büyük çizeyim şurayı görünsün
tekrar fosforu arkadaşlar. P ile. E arkadaşlar, bunlar böyle bağlı. Bir alttaki ne olacak arkadaşlar? Bir altta da yine fosfor. Tamam mı arkadaşlar? Yine fosfor, yine bağlı olduğu, yine deoksiriboz arkadaşlar. Yine deoksiribozun bağlı olduğu, bu sefer ne arkadaşlar? Guanin yapacağız arkadaşlar. Guanin ne? O da altıgen yapılı. Guanin. Bunun da bağlı olduğu, tekrardan sitozini yapacağız arkadaşlar. Burada da sitozinde de önce yine beşgen yapı, sonra buna bağlı olaraktan altıgen bir yapı çiziyoruz. Sitozin C ile. Bunun da bağlı olduğu arkadaşlar tekrardan deoksiriboz. Bu da bağlı olduğu tekrardan fosfor. Bakın buraları en ince detayına kadar açıklayacağım. Şöyle elden geldiğince güzel çizmeye çalıştım. Şuraları da bir daha açayım. Adenin timin arasında. Şimdi arkadaşlar, bu şekli çizdik ya, siz de benimle bir çizin arkadaşlar. Deoksiriboz, işte fosfor, deoksiriboz, ondan sonra adenin, karşısında timin var. Bağ yapmışlar. İkili bağ var aralarında. Hepsini açıklayacağım. Timinden sonra deoksiriboz, tekrardan fosfor. Altta yine fosfor, deoksiriboz, tekrardan bir tane baz gelmiş. Bunlara baz diyoruz arkadaşlar. Guanin. Guanin karşısına, pardon, şuraya biz guanin karşısında arkadaşlar sitozin ne yapacağız? C harfiyle göstereceğiz. Tekrar deoksiriboz, fosfor. Şu kolların her biri arkadaşlar, bakın, fosfor, deoksiriboz ve baz olan her kola biz nükleotit deriz arkadaşlar. Şimdi şurayı yazdıysanız bir siliyorum. Şuraya açacağım bakalım bir. Arkadaşlar bir tane nükleotit örneğini. Şu bakın, DNA'nın sarmal kolu böyle aşağı doğru gidiyor. Tamam mı arkadaşlar? Aşağı doğru gidiyor. Şimdi burada neyi göreceğim ben arkadaşlar? Nükleotit dediğimde, nükleotit arkadaşlar, fosfor, bir tane fosfor, sonra deoksiriboz, yani şeker, deoksiriboz D diyorum arkadaşlar, tamam mı? Ve bağlı olduğu, şöyle bir işaret koyuyorum, baz diyorum. Arkadaşlar her bir nükleotitte bir tane fosfor, bir tane deoksiriboz var ve bir tane de baz var. Yani bunlar garanti var. Ortadaki baz değişiyor. Neye göre değişiyor? 4 tane bazımız var. Adenin, timin, guanin ve sitozin. Gösterelim bakalım. Adenin eşittir A. Timin eşittir T. Guanin eşittir G. Sitozin eşittir C diye biz arkadaşlar bu bazları gösteriyoruz. Bir nükleotitte bahsettiğimiz üzere fosfor, deoksiriboz var. Sonra şunlardan bir tanesi var. Mesela adenin var arkadaşlar. Adenin varsa adeninin karşılığı eşittir timin. Tamam mı arkadaşlar? Guanin varsa bunun karşılığı da eşittir sitozin. Hocam iki çizgi koydum, buraya üç çizgi koydum. Bunları da açıklayacağım. Zaten burada da gösterdim. Dikkat! Çok önemli husus burası. Arkadaşlar, hocam şimdi nasıl yani ya? Adenin timin var, sonra guanin sitozin, bir daha mı adenin timin? Arkadaşlar işte burası, şifrenin olduğu yer burası. Sen kendi DNA'n, genetik kodunda mesela adenin timin, bir daha adenin timin, bir daha timin adenin, ondan sonra sitozin guanin, illa guanin önde gelecek değil, sitozin de gelebilir ya da timin önde gelebilir, adenin sonuna gelebilir. Buradaki tek bileceğimiz önemli husus şu: adenin varsa karşılığında timin var arkadaşlar. Guanin varsa karşılığında sitozin var. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Peki hocam, bu DNA'nın içerisinde bunların sayıları belli midir? Arkadaşlar diyelim ki bir DNA'da, birazdan soru örneklerini de göreceğiz. İşte binlerce, 2000 tane diyelim ki nükleotit varsa, bunun arkadaşlar 2000 nükleotidin işte 1500'ünü adenin ve timin oluşturuyor olabilir. Tamam mı arkadaşlar? O da ne olur? 750 tane bundan, 750 tane bundan. Geriye kalan 500 de bunlar. Guaninle sitozin ikiye bölebilir. Ya da 2000 nükleotidin 1000 tanesini adenin timin, 1000 tanesini guanin sitozin oluşturabilir. Yani arkadaşlar buradaki önemli husus ne arkadaşlarım? Herhangi bir sayı, adet belirtemiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Değişebiliyor. Kişiden kişiye değişiyor. Zaten bizi biz kılan, bizi biz yapan, beni Kadir Hoca yapan, sizi de Ahmet, Mehmet, Mustafa yapan, tamam mı arkadaşlar? Bu dizilimdir. Yani bu şifrelerimizdir. Tamam, anlaştık buraya arkadaşlar. Bahsettim.
Adenine, A, timine, T, guanine, G, sitozine, C dedik arkadaşlar. Adenin karşısına timin gelir, guanin karşısına sitozin gelir dedik. Hocam peki şu iki çizgi ney? Bu üç çizgi ney? Bunların hepsini yazdığınızı düşünüyorum mutlaka tabii. Videoyu durdurup yazıyorsunuz, öyle devam ediyorsunuz. Arkadaşlar şu iki çizgi adenin ve timin arasında ikili hidrojen bağı vardır. Bunların bağlatacak birbirine ikili hidrojen bağı. Hocam bu nedir? Sadece bu kadar. Başka daha ileri bilgiyi bilmenize gerek yok. Adenin ve timin arasında ikili hidrojen bağı var. Guanin ve sitozin arasında üçlü hidrojen bağı vardır diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da yazdığınızı düşünüyorum. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar gelebilecek sorular ne tip soruları var bu DNA'nın yapısıyla ilgili arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim. Tahtayı siliyorum. Siz tabii ki yazdınız. Bir daha üstüne basarak söylüyorum. Devam ediyorum. Bakalım şimdi örnek sorum gelsin. Mesela diyor ki adam bir DNA'da arkadaşlar 3000 nükleotit var. Nükleotit var. Diyor ki arkadaşlar 1000 tane adenin varsa bazları sıralayın. Diğer bazları da yazalım. Şimdi nükleotitin hani fosfor, deoksiriboz ve bağlanan bazı vardı ya, adenin, timin, guanin, sitozin, bu dördünden hangisi bağlanıyorsa o nükleotit onun adını alır. Adenin varsa adenin nükleotidi, timin varsa timin. Şimdi gelelim, 1000 tane adenin varsa 1000 tane de neyimiz var arkadaşlar? Timin var değil mi? Güzel. Kaç etti? 2000. Geriye ne kaldı? 1000 tane. Bunları ne yapacaklar? Guanin ve sitozin ortak paylaşacaklar. 500 guanin. Guanin. 500'de arkadaşlar sitozin vardır diyorum. Peki hidrojen bağları kaç tane olacak arkadaşlar? Onu da yazalım. Şimdi adenin ve timin 1000 tane arkadaşlar. Bakın bunun bir tanesinde adenin yazıyorsunuz. Hocam 2000 tanedir. Bunları 2 ile çarpsak sakın. 1000 tane karşılıklı adenin timin var. 1000 tane adenin eşittir timin var. Bunu 2 ile çarparsak 2000 tane hidrojen bağı burada var. Tamam mı? Burada var. Peki guanin sitozin 500 tane guanin denk gelmiş 500 tane sitozine, C'ye. Bunlar da 3 ile çarpılıyordu. 500'ü çarpıyorum 3 ile. 1500 hidrojen bağı burada var. Burada var. Toplam kaç etti? Topla buradan burayı. 3500 hidrojen bağı vardır. H2. Tamam mı arkadaşlar? Bunlara H2 diyelim. Hidrojen bağı vardır.